Evet. Başka neler anlatacaksınız? Çünkü yine böyle şifa ordunuzu dizmişsiniz böyle yan yana. Şimdi bu bildiğimiz söğüt. Söğüdün kabuğunda bir etken madde var. Salisin. Salisin kişi söğüt kabuğunu çayını içtiği zaman bağırsaklara geçer, saligene dönüşür. Bağırsaklardan emilip kana karıştığı zaman da neye dönüşür? Aspirindeki etken madde salisilik aside dönüşür. Asetil salisilik aside dönüşür. Şimdi aspirini kişi alsa da bu söğüt kabuğuna ne gerek var diyeceksiniz. Aspirin sentetik olduğu için ne yapar? Mide kanamasına sebep olur. Böbreklere zarar verir. Bağırsaklara zarar verir. Karaciğere zarar verir. Aspirinin bilinen birçok yan etkisi kulak çınlamasına sebep olur. Yani yan tesirleriyle ilgili Amerika Birleşik Devletleri'nde aspirinle ilgili çok büyük araştırmalar yapıldı yeni. Çok büyük yan tesirleri var. Asla kullanmamak gerekir. Birçok doktor aspirin şu kadar kullan, aspirin bu kadar kullan. Tehlikeli. Oysa söğüt kabuğu doğal. Bunun birleşimindeki salisin hemen mideden emilmiyor. Bağırsaklardan emiliyor, kana geçiyor. Kanda da aspirin şeklinde değil. Yani salisilik asit şeklinde değil. Aside dönüşümü, bunun birleşimi etken maddenin aside dönüşümü 10 ila 24 saat sürüyor. Yavaş 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 yavaş. Bu ne oluyor? Bünyemize zarar vermiyor. Hiçbir zararı yok. Neye etkili? Kireçlenme, eklemlerdeki kireçlenme, kemiklerde erime, kemik erimesi, eklem kireçlenmesi, omuz, diz, bel, kalça ağrıları, artrit, eklem iltihaplanması, artroz, eklem deformasyonu, fibromiyalji, yumuşak doku romatizması gibi hastalıklara karşı mükemmel. Şimdi biraz önce başta bahsetmiştim. Konunun başında klinik araştırmalarla etkisi ispat edilmiş. Elimizde bununla ilgili ne var? Deliller var, belgeler var. İsteyen istediği kadar belge gösterebiliriz. Söğütle ilgili mükemmel çalışmalar var dünya çapında. Bu her türlü kemik erimesi, kemiklerde kireçlenme, her türlü romatizmaya karşı etkili ve hiçbir yan etkisi yok. Tamamen doğal. Kanı sulandırır, iltihapları önler fakat yan etkisi yok. Aspirin gibi değil. Mükemmel bir.